ve ülkenin değerini düşürüyorlar. İşte mesele budur. Mesele budur. Bu kayıpların yerine gelmesi çok zor yani. Çok zor. Efendim şimdi geçiyoruz tarımla ilgili meselelerimize. Orada da ilginç yaklaşımlar, ilginç demeçler var yeni tarım bakanından, hatırlarsınız. Fakat şimdi yeni ihalelere çıkıyor Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat için. Peki hani stoklar yeterliydi? Bizim yeteri kadar, yetecek miktarda kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda, depolarımızda bulunmaktadır. Bu ülkede o yok, bu yok diyenlere de biraz kapak olsun diyorum. Sayın Bakan'ın verileri çok doğru değil ki, bu ithalat devam ediyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin stoklarımız yeterli sözlerinin üstünden 11 gün geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 480 bin ton buğday ithal edeceği ortaya çıktı. Hem de buğday hasatına kısa süre kala. Aslında geçmiş yıllara baktığımızda Toprak Mahsulleri Ofisi Mayıs ayı itibariyle, yani Nisan sonu Mayıs ayı itibariyle, bırakın buğday ithal etmeyi, İç piyasaya ürün bile satmazdı ki üreticinin elindeki ürün değerlensin, değerinde satılsın diye. Ama bu üretim sezonunda çiftçi hasada başladı, Toprak Mahsulleri Ofisi de ithalata başladı. 18 bin ton ham ayçiçek yağı, 480 bin ton da buğday ithal edilecek. Döviz kuru yüksek. Hem buğday pahalıya gelecek, buğdaya bağlı ürünlerin fiyatı artacak, hem de hasat döneminde yerli üretici yine ithalatla rekabet etmeye çalışacak. İthal buğday gelmesi demek çiftçinin elindeki buğdayı satamaması demek bir anlamda. Böyle bir dönemde ithalatın yapılıyor olması hani çok kabul edilebilir bir durum değil. Bunun Türkiye'ye yansıması mutlaka daha pahalıya buğday ithal etmek, ekmeği daha yüksek fiyata tüketmek. Buğdayın fiyatı unun fiyatını, unun fiyatı da ekmeğin fiyatını tetikliyor. Ve ekmek zamlanınca daha ucuz olsun diye kuyruğa girenler bu kez de fiyatı artar mı endişesi yaşıyor. Maalesef bizim bol memleketimizden ithal ediyoruz. Bu hallere düştük. Yükselmesin. Hiç olmazsa insanların bir ekmeği var. Ekmeğini de elinden almayalım. En son yaptığı ihalede ise 456 dolar, 457 dolara. Bunu Türk lirasına çevirdiğiniz zaman şu anda aşağı yukarı 6 bin liraya geliyor ton. Halbuki üreticiden 2250 liradan alınmıştı ekmeklik buğday. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre üreticiye ödenenin 3 katına kadar para harcanıyor ithalata. Üretici kazanamıyor, tüketici zamlı fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Oysa kuruşun hesabını yapmak zorunda dar gelirli. 2 lira, fırındakiler 3,5 lira. Çok fark ediyor yani. Onun için mecburuz yani buradan ama. Fiyatı da uygun. Böyle bir zamanda da fiyat da önemli. Kalabalık aileler için de çok önemli. Şu arkamda gördüğünüzde tarım, üretici, çiftçinin, köylünün maliyetlerinin artışı, onun enflasyonu aylık geçen yılın son ayında %9.82, bakın ondan sonra %16.69'a kadar vardı. Mart ayı henüz yok, Nisan henüz yok ama artış var ve dolayısıyla bu da yansıyor. Neden? Maliyetlerini arttıracak pek çok iç gümrük var Türkiye'de, çünkü Osmanlı'nın son dönemindeki gibi. Devlet, hükümet para kazanmak için adeta İç gümrükler koyuyor. Bu ÖTV'ler, şunlar bunlar, bu anlama geliyor aslında. Çünkü doğru dürüst bir sistem içinde bu ülkenin ekonomisi yürümüyor. Yerli gübre, yem üretilmiyor. Üretenleri de kapattılar mesela. Efendim, tarım kesiminde yaşayan köylü insanlarımızın zaten Türkiye'de kişi başına gelir düşük. 6 bin dolarlarda filan yılda. Tarım kesiminde 2000 dolar ortalama. Onun bir kere yükseltilmesi lazım. Aksi takdirde bu insanlar ekip biçmez. Bir de tapu sorunları var. Çiftçinin, Türk köylüsünün tapu sorunlarının halli lazım. Ama orada bile rakipleri devlet. Mesela ben size bir örnek vereyim. Silivri'nin Danamandıra köyü. Hazine ve Maliye Bakanlığı 140 senedir işledikleri toprakları, hazine arazisi şu bu diye bazı bölümleri, bir bölümü neyse, onlara tekrar satmak istiyor. Kaçıncı defa alacaklarsa. Danamandıra köyü. Bir avukatları yok. Diyorum ki şu köylere bir avukat atayım. İnsanların bir bilgisi olsun. Gelen giden evraka küçük bir dilekçeyle itiraz yolu varken bile bunu yapamıyorlar. Ve bu suistimal ediliyor. Zaten bir yığın emlakçı, dolandırıcı, manipülatör,
efendim rezil insan tarafından yapılıyor bu. Tarıma darbe vuruluyor, üstüne de ondan sonra saçma sapan yapılar, binalar, abuk subuk şeyler kuruluyor, ediliyor. Türkiye'nin toprağı harcanıyor. Şimdi bir de hazine yapıyor bunu. Dönümüne de 60-70 bin lira fiyat biçiyorlarmış. Neden? Parasız kaldılar. Hazine ve Maliye Bakanı. Gözlerdeki ışıltı var ya. O ışıltı işte böyle bir Türk tarımına böyle bir muamelede bulunuyor.